Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda PlayStation 5'e klavye ve fare bağlamayı test ediyoruz. Özellikle FPS oyunlarının klavye ve fareyle daha iyi oynandığını düşünenlerdenim. Belki bu PC dışında oyun oynamamamdan da kaynaklanıyor olabilir. Bu arada gamepad'lere karşı ve yabancı değilim tabii ki. Hele ki işin içerisinde PES veya FIFA varsa, özellikle bu iki oyun adeta gamepad'ler için yapılmış diyebilirim. PlayStation 5'te hem kablolu hem kablosuz fare ve klavyeleri kullanabiliyoruz. Öncelikle kablolu bağlantıyı test edeceğim. Bunun için iki ayrı USB girişine ihtiyacımız olacağından konsolun arkasındaki USB slotlarını kullanacağım. Bağlantıyı yapar yapmaz sağ üst köşede bununla ilgili bildirimleri görebiliyoruz. Şayet cihazların RGB desteği varsa bunlar da devreye giriyor. Tabii bilgisayarda olduğu gibi bunu özelleştirebilmemiz mümkün değil. Fare imleyicini oyunlar dışında göremedim. Yani oyunlar dışında kullanamadım. Fakat klavyeyi sistemin genelinde direkt olarak kullanabilir durumdayız. Türkçe karakterleri destekliyor. Bütün oyunlarda klavye ve fareyi kullanamıyoruz. Kullanabilmemiz için oyunun bu desteği sunması gerekiyor. Genelde FPS oyunları bu özelliğe destek verse de Call of Duty dışında denediğim Far Cry ve Wolfenstein Old Blood'da kullanamadım. Klavye ve fareyi destekleyen oyunlarda öncelikle ayarlardan kontrolcümüzü değiştiriyoruz. Bu aşamada Call of Duty için bilgisayarda olduğu gibi tuş atamaları gibi detay ayarları yapabilmemiz mümkün. Call of Duty'de gerek klavye gerek fare açısından PC'den bir fark göremedim. Aynı rahatlık ve hissiyatı aldım diyebilirim. Kablosuz setleri de kullanabilmemiz mümkün. Denediğim Microsoft'un setinde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Tabii ki özellikle FPS oyunlarında hassasiyet için kablolu ürünleri kullanmak daha mantıklı. Burada da durum değişmiyor. Belirttiğim gibi sadece Call of Duty'de deneme imkanım oldu. Sizin de farklı oyunlarda tecrübeleriniz olduysa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.